Evet arkadaşlar, olasılık grubundaki ikinci videomuza başlıyoruz ve ilk bu videomuzda ayrık olay nedir? Bunu açıklayacağız ki önemli bir kavram. Çoğu öğrenci işte zar atma ve para atmayı ayrık olaylar olarak düşünür ancak bunlar birbirinden bağımsız olaylardır. Ve hemen ardından da bağımlı bağımsız olayları açıklayacağız, örneklerimize göstereceğiz. Ayrık olay evrensel uzayda birbirini etkilemeyen olaylardır. Mesela hiçbir ya da birbirini etkilemeyen demek yanlış oldu, özür diliyorum. Aynı anda gerçekleşmesi imkansız olaylardır arkadaşlar. Nasıl? Mesela bir zara attığınızda tek gelmesiyle çift gelmesi ayrık olaylardır. Aynı anda gerçekleşmesi mümkün değildir bunların. Anlatabildim mi? Dolayısıyla evrensel uzayda ayrık olayların birleşimi tüm evrensel uzayı oluşturur. Ayrık olayların kesişimi sıfırdır. Fakat birleşimini hesaplayacaksanız olasılıklarını toplarsınız. Mesela burada zar atma deneyinde teklik çiftliği düşünürsek şayet tek gelme olasılığı 1/2. Çift gelme olasılığı da 1/2. Attığınız zarın aynı anda hem tek hem çift gelme olasılığı 0. Tek veya çift gelme olasılığı 1/2 artı 1/2'den kesin olay, yani 1 ortaya çıkacak. Soruları nasıl geliyor? Çok yaygın değildir. Bağımlı bağımsız daha çok bizim işimiz. Bir sınıftaki öğrenciler sarışın, esmer veya kumraldır. Herhangi bir öğrencinin sarışın olma olasılığı 1/8, esmer olma olasılığı 1/5, kumral olma olasılığını soruyor. Bakın 3 farklı olay var. PA, PB, PC. Bu PE'ye, yani 1'e eşit olacak. Neden? Sarışın, esmer ve kumral dışında başka bir öğrenci yok. Bunlardan biri olmak zorunda. Sarışın olma olasılığı 1/8. Kumral olma, pardon, esmer olma olasılığı 1/5 ise kumral olma olasılığına PC diyelim. 1'e eşit diyelim. Seni 8 ile seni 5 ile çarpalım. Hatta seni de 40 ile genişletelim. 40 eksi 8, 5 daha 13/40. Yani 27/40 olacaktır kumral olma olasılığı. ABC ayrık olayları veriliyor. PA artı PB fark C 1/5 olduğuna göre PC karşı. Şimdi öğrenciler bu tarz sorularda sorun yaşıyorlar. Ayrık öyle mi yazılır ayrık? Şöyle koyalım, pardon. Neden sorun yaşadıklarını açıklayayım. PB fark C deyince bir an böyle tıkanıyorlar. Arkadaşlar PB fark C normal küme gibi düşünebilirsiniz. B'nin olması C'nin gerçekleşmemesi olasılığıdır normalde. Ayrık olaylarda ise B ile C zaten birbirinden ayrık. PB fark C demek PB demektir. Anlaştık mı? PA ile PB'nin toplamı 1/5 ise geriye kalan 4/5 C'ye ait olmak zorunda. Yani C olayının gerçekleşme olasılığı 4/5'tir. Bu kadar. Çünkü PB fark C bunlar zaten ayrık olaylar olduğu için PB'ye eşit. PA artı PB 1/5 ise ve bu evrensel uzayda A, B, C dışında başka olay yoksa diğer kalan tüm ihtimaller C olayına kalıyor. Bağımlı bağımsız olaylar. Kısaca birbirini etkileyen olaylar, birbirini umursamayan olaylardır. Birbirini etkileyen olaylar. Mesela bir kutuda sarı, kırmızı, mavi toplar var. Çekiyorsunuz. Sarı çektiğiniz ikinci de mavi çekme olasılığı. Çektiğiniz topu geri atmıyorsanız eğer bağımlı olaylardır. Birinci de sarı çektiyseniz ikinci de mavi çekme olasılığınızı bu ne yapacak? Etkileyecek. Ama çektiniz geri mi bıraktınız artık bağımsız olaylardır. Yani çok da şey yok bunun, çünkü biz sorularda geri atmış atmamış ona göre çözüm yapıyoruz zaten. Ancak bağımsız olaylarda PA kesişim B'nin PA çarpı PB şeklinde olduğunu, PA bileşim B'nin PA artı PB eksi PA kesişim B aynı kümelerde gibi olduğunu bilmeniz lazım. Bağımsız olaylardan esas kastımız şu aslında. Zar atma deneyi ve para deneyi. Bunlar birbirinden bağımsız, birbirlerini etkilemiyor. Bir zar attınız, zarın 2, paranın tura gelme olasılığı. Zarın 2 gelme olasılığı 1/6, paranın tura gelme olasılığı 1/2. Zarın 2 veya paranın tura gelme olasılığı 1/6 artı 1/2, eksi 1/6 çarpı 1/2. Bunu özellikle söylüyorum çünkü birçok kişi şunu unutuyor. Bunlar ayrık olaylar değil. Bağımsız olaylarda kesişimlerini çıkarmak zorundasınız. Örneklerinde de şimdi göreceğiz zaten. Şimdi zaten aynı bunu sormuşum ben de. Zarın 2 ve paranın tura gelme olasılığı. Zarın 2, paranın tura gelme olasılığı 1/6 çarpı 1/2 1/12. Bunu hallettik. Şimdi değişik bir şey sormuş. Zarın 2'den fazla veya paranın tura gelme olasılığı. Zarın 2'den büyük gelme olasılığı 3, 4, 5, 6, 4/6.
paranın tura gelme olası 1 bölü 2. Bunu yapıp bırakırsanız eğer bakın 7 bölü 6 çıkar. Halbuki bir olasılık en fazla 1'dir. Demek ki bunu yapıp bıraktığınızda olmuyor. Bir hatanız var. Neydi hatanız? Kesişimlerini çıkarmanız gerekirdi. 4 bölü 6 çarpı 1 bölü 2. Kesişimleri de nasıl bulunuyordu? Bu iki olayın aynı anda gerçekleşme ihtimali V bağlacında çarpımla bulunuyordu. O zaman 7 bölü 6 eksi 2 bölü 6'dan aradığımız sonuç 5 bölü 6 olacaktır. Bunlar PA, PB bunları bilmeyi gerektiren sorular. Her zaman için bunları bilmeniz gerekmiyor bağımlı bağımsız olaylarda. Mesela Selim'in üniversiteyi kazanma olasılığı 2 bölü 5, Rasim'in kazanma olasılığı 1 bölü 3'tür. Buna göre ikisinden en az birinin üniversite kazanma olasılığı kaçtır? Bakın, ikisi de kazanabilir. Sadece Selim kazanabilir, sadece Rasim kazanabilir. Şöyle yapalım. Selim'in kazandığı, Rasim'in kazanmadığı 2 bölü 5 ve aynı anda bu kazanamayacak. Bunları çarpacağım o yüzden. Rasim'in kazanma olasılığı 1 bölü 3 ise kazanmama olasılığı 2 bölü 3'tür. Şu anda Selim kazandı, Rasim kazanamadı. Veya Rasim kazandı, Selim kazanamadı. Buna 3 bölü 5 diyeceğiz o yüzden. Veya her ikisi de kazandı. 1 bölü 3, 2 bölü 5. Hesaplayalım mı? 4 bölü 15, 3 bölü 15, 2 bölü 15. Sonuç 9 bölü 15. Yani 3 bölü 5'lik ihtimalle en az birisi kazanacak. Farkı nasıl çözülebilirdi? Bakın, en az birisinin kazanmasını istiyoruz ya, tüm durumlardan ikisinin de kazanamadığı durumları çıkartalım. Selim'in kazanamaması 3 bölü 5 ve aynı anda Rasim'in de kazanamaması 2 bölü 3. Birden 2 bölü 5'i çıkartırsanız sonuç 3 bölü 5 çıkacaktır. Her iki ihtimalde düşünün lütfen. Bir sınıfta 12 erkek 8 kız öğrenci vardır. Rastgele seçilen 3 kişinin kız öğrenci olma olasılığı kaçtır? Ben bunu şöyle yazıyorum. 20 kişiden 3 kişi seçeceğim. Kombinasyon hesabı. 20 kişiden 3 kişi seçtim. Tüm durumlar bunlar. Ancak istenilen durum 3'ünün de kız olması olasılığı. 8 kişiden 3 kişiyi seçtim. Anlaştık mı? Hesabını yaparsak 8, 7, 6, 3, 2, 1. Aşağısı 20, 19, 18, 3, 2, 1. Bunlar gitti. 8, 7, 6, 20, 19, 18. Sorun var mı? Yok. Ama bu bizim aklımıza gelen bir yöntem değil. Halbuki ilk videoda ne demiştim? Tüm ihtimaller aşağıya yazılır, istenilen durum yukarıya yazılır. Bizim aklımıza gelen yöntem genellikle ne? 3 kişi seçeceğim. Bunları bağımlı olaylar gibi çözmek. Birincinin kız olma olasılığı 8 bölü 20 çarpı. Geldik ikinci kişiyi seçeceğiz. Bir kişi gitti, 19 kişi kaldı. Kızlardan da 7 kişi kaldı. 7 bölü 19. Üçüncünün de kız olma olasılığı 6 bölü 18. Tam olarak bu sonucu yakalayacaksınız. Lütfen gönlünüz yavaş yavaş buna meyletsin. Çünkü güzel ve kolay bir yöntem. Mantıklı bir yöntem aynı zamanda. Yandaki şekil üzerinden rastgele iki nokta seçiliyor. Seçilen noktalardan hiçbirinin çemberin üzerinde olmama olasılığı. 2, 4, 5. 11 nokta var. Tüm durumlar 11'in üçlüsü. İstenilen durum çemberin dışından nokta seçmem. 1, 2, 3, 4. Bu 4 tanesinden 3'ünü seçmem. Bu kadar. Anlaştık mı? Dikkat ederseniz bunu bu şekilde çözmek az önceki yönteme göre daha kolay oluyor. Bir kutuda 5 mavi, 4 yeşil, 3 sarı bilye vardır. Bu kutudan geri atılmamak koşuluyla peş peşe 3 bilye çekiliyor. 3'ünün de mavi olma olasılığı. Şimdi tüm durumlar 5, 9, 12 bilyeden 3 bilye seçmek. İstenilen durum 3'ünün de mavi olması. 5 taneden 3 tanesini seçmek. Ya böyle yapabilirsiniz ya da kutudan mavi seçtim. Birincinin mavi gelme olasılığı 5 bölü 13. İkincinin mavi gelme olasılığı 4 bölü 12. Üçüncünün mavi gelme olasılığı 3 bölü 11. Böyle yapabilirsiniz. Her ikisi de aynı sonucu veriyor. Fakat üçünün de farklı olma olasılığı dediğimizde o zaman aşağısı yine 12'nin üçlüsü. 12 bilyeden 3 tane seçeceksiniz. Ama üçü de farkı mı olacak? 5 taneden 1 tane çarpı 4 taneden çarpı neden aynı anda yapıyorsunuz bunları? 3 taneden 1 tane. Ya bu olur? Veya 5 bölü 12 çarpı
4 yeşil gelme havası bu sefer 11 çarpı 3 bölü 10 çarpı 3 faktöriyel olur. İşte genellikle bu 3 faktöriyel unutuluyor. Ama hocam neden? Yeşil, mavi, kırmızı, sarı neyse yazdık hepsini. Evet ama bunlar siz ilk önce mavi geldiğini düşündünüz. Belki de ilk önce yeşil gelecekti. Öyle değil mi? Bu hesabı yaptığınızda 3 faktöriyelle çarptığınızda ancak bizim gerçekten de zihnimizden bulduğumuz o diğer yöntemle çakıştığını görüyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu yöntemi kullandığınızda mutlaka ve mutlaka yer değiştirme olasılıklarını da göz önünde bulundurun. Burada öyle bir şey yapmadık. Neden? Çünkü 3'ü de maviydi zaten. Anlaştık mı? Peki. Bir yarışmada yarışmacı önce numaralı çarkı 2 sefer çeviriyor. Eğer çıkan sayıların toplamı 7 olursa ikinci çarkı çevirerek gelen hediyeyi kazanıyor. Buna göre araba kazanma olasılığı. Şimdi çarkı 2 sefer çevirdi. 8, 8, 64 farklı ihtimal var. Ancak gelen sayıların toplamının 7 olduğu durumları teker teker saymak zorundayım. Çarkı 2 sefer çevirdik. 64 diyelim ki şuraya gelen sayı. 64 farklı ihtimal var 8 çarpı 8'den. Peki 7 olduğu. 1'e 6 gelebilir. 2'ye 5 gelebilir. 3'e 4 gelebilir. 5'e 2 gelebilir. Çünkü birinci 5, ikinci 2. 6'ya 1 gelebilir. 6 tane durum var. Doğru saydım değil mi? 1'e 6. 1'e 6'dan başlayıp 6'da 1'e kadar döndüğümüze göre doğru 6 durum var. O zaman 3 bölü 32'lik ihtimalle 7'yi tutturdu. Şimdi bunu çeviriyor ve bunu çevirdiğinde neye gelmesini istiyoruz? Araba. Araba gelmesi için de 1 bölü 3'lük bir ihtimal var. Sonuç 1 bölü 32 olacaktır. Bu arada bunlar eşit çarklar. Eşit şekilde ayrılmış. 120 derece, 120 derece, 120 derece. Ola ki soruda şöyle dedi. Burası 100 derece. Burası 160 derece ya da 180, 140 derece. 240, burası da 120 derece değil mi? Şimdi araba gelme olasılığı 120 bölü 360 şeklinde hesaplanır. Dereceden gidilir. Ya da bisiklet gelme olasılığı 140 bölü 360'dan hesaplanır. Buna dikkat edin. 1 bölü 32 olarak bulduk. A kutusunda 4 siyah 2 beyaz. Şöyle diyelim A kutusu. 4 siyah 2 beyaz. B kutusunda 2 siyah 3 beyaz top vardır. A kutusundan rastgele bir top seçilip B kutusuna atılıyor. Ardından B kutusundan bir top çekiliyor. B kutusundan çekilen topun beyaz olma olasılığı kaçtır? Şimdi A'dan bir top seçtik, B'ye attık. Dikkat ederseniz bunlar bağımlı olaylar. A'dan seçtiğim topun ne renk olduğu B'den seçeceğim topu etkiliyor. O zaman şöyle yapalım. A kutusundan rastgele bir top seçelim. Diyelim ki A'dan siyah seçtik. 4 bölü 6 ihtimalle. Buraya siyah geldiği için 3 siyah 3 beyaz olur. Ve şimdi çekeceğimizin beyaz olma olasılığı yine 3 bölü 6'dır. Ama B'den beyaz seçtiysek 2 bölü 6. Buraya beyaz atmışızdır. 4 beyaz 2 siyah olur. 4 beyaz 2 siyah varsa şimdi bunun beyaz gelme olasılığı 4 bölü 6. 8, 12 daha 20 bölü 36. 4 ile sadeleştir. 5 bölü 9 olacaktır. Peki B'den çekilen topun A'dan çekilenle aynı renk olma olasılığı. Yine iki ihtimal var. A'dan siyah çekersek 4 bölü 6. Buraya siyah attık. Siyah attığımızda siyah çekmemiz gerekiyor. A'dan çekilenle B'den çekilenin aynı olması lazım. 3 bölü 6. Veyahut da A'dan beyaz seçtiysek 2 bölü 6. Buraya beyaz attık. Beyaz seçme olasımız 4 bölü 6. 12. Yine 20 bölü 36. Yine 5 bölü 9. Güzel aynı sonuç var çıkıyor. Güzel bir soru. Bir avcının bir hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5'tir. Bu avcı peş peşe 4 atış yapıyor. İlk 2 atışta vuramama 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5. Son 2 atışta vurma 2 bölü 5, 2 bölü 5. Vurma olasılığı 2 bölü 5 ise vuramama olasılığı 3 bölü 5'tir. O yüzden ilk ikisini 3 bölü 5, son ikisini 2 bölü 5 dedim. 2 atışta vurup 2 atışta vuramama aynı şey değil mi? Aynı şey değil. Burada ilk 2 atışta vuracak, sonraki 2 atışta vuramayacaktı. Ya da tam tersi. Ama burada söylediği herhangi 2 atışta vuracak, herhangi 2 atışta vuramayacak. Ben gene aynısını yaparım. 2 tanesine vuramadı, 2 tanesine vurdu. Aynısını yaparsın ama böyle bırakamazsın. Neden? Yer değiştirme olasılıklarını düşünmek zorundasın. Hatırlayın eski sorudakini.
yer değiştirme olasılıklarını düşünmezsen burada ilk ikisine vuramadı, son ikisine vurdu gibi bir mana çıkar. Peki burada 4 tane nesne var. 4 faktöriyel şekilde yer değiştirebilirler. Ancak 2 tanesi aynı. 3 bölü 5, 3 bölü 5 çarpı 2 faktöriyel. 2 tanesi de burada aynı. 2 faktöriyel. Tekrarlı permütasyon var. Vuramamalardan 2 tane var. Vurmalardan 2 tane var. Dolayısıyla yer değiştirme hesabında tekrarlı permütasyona dikkat edeceksiniz. En az birinde vurma. Birinde vurabilir, ikisinde, üçünde vurabilir. Hatta birinde vurduğu zaman bu ikinci sırada da olabilir, dördüncü sırada da. O zaman ne yapacağım? Tüm durumlardan üçünde de, özür diliyorum, dördünde de vuramama ihtimalini çıkartacağım. Anlaştık mı? O zaman elde edeceğimiz sonuç, tam olarak istediğimiz sonuç olur. Ali ile Mehmet şekildeki numaralı toplardan top çekme oyunu oynuyorlar. Önce Ali 3 top çekiyor. Çektiği toplardan numarası en büyük olan hariç diğer 2 topu geri koyuyor. Daha sonra Mehmet 3 top çekiyor. Çektikleri topların numaraları toplamı kimin büyükse oyunu o kişi kazanıyor. Ali'nin çektiği en büyük top 4 olduğuna göre oyunu Ali'nin kazanma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar, Ali en yüksek 4 çektiğine göre diğer 2 topu geri atacak. Öyle değil mi? Bu soru aslında okuduğunu anlama sorusu. Kesinlikle çözümü zor değil. Eğer okuduğunuzu anlarsanız hiçbir problem yaşamayacaksınız. Çünkü Ali'nin çektiği en yüksek rakam 4 ise bunu cebinde tutuyor, diğerlerini geri atıyor. Öyle değil mi? Hoppa. Şimdi diğer arkadaş içinde 4 olmayan toplardan 2 tanesini, pardon 3 tane mi seçecek, özür diliyorum. 3 top çekiyor, en büyük olan hariç diğer 2 topu geri koyuyor. Daha sonra Mehmet 3 top çekiyor. Tamam. 3 tane top çekecek. Çektiği bu 3 topun da 4'ten büyük olmaması lazım. O zaman tüm durumlar 1, 2, 3, 4, 5. 5 toptan 3 tane seçmek. İstenilen durum bu 3 topu seçmek. Bu 3 topun dışında bir top seçerse eğer 4'ten büyük bir top seçmiş olur ve istediğini yapamaz, Ali oyunu kazanır. O zaman 3'ün üçlüsü. 1 bölü 10 aradığımız sonuç. Yani sadece ve sadece inanın okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Başka bir olay yok. Enteresan. 6 evli çift arasında rastgele seçilen 2 kişinin evli olma olasılığı. Karşınızda 12 kişi var. İkişerli olarak evliler. 2 kişi seçeceksiniz. Evli olma olasılığını nasıl hesaplarsınız? İki yöntemle çözelim. Bir tanesi, 12 kişi içerisinden 2 kişi seçeceğim. Tüm durum var. İstenilen 6 çiftten 1 çift seçmek. Bu kadar basit. 12 kişiden 2 kişi seçeceğim. Ki hesaplayayım isterseniz. 12, 11, 2, 1. Yukarısı zaten 6. Bunlar sadeleşir 6. 6 var giderse 1 bölü 11 çıktı cevap. Peki, farklı şekilde nasıl çözerdim? Karşımda 12 kişi var. İlk kişiyi seçtim. Gel bakalım. Geldi. Bunun için herhangi bir ihtimal vermezsiniz. Çünkü bu kişi için herhangi bir koşul yok henüz. İkinci kişi için ama artık koşul var. İkinci seçeceğim kişi bu kişinin eşi olmak zorunda. Orada 11 kişi kaldı ve bunlardan sadece bir tanesi bunun eşi. Dolayısıyla eşinin seçilme olasılığı 1 bölü 11. Seçilen kişilerin evli çift olma olasılığı da aynı şekilde 1 bölü 11 olur. Bu kadar. Değişik bir soru. A ve B örneklem uzayında iki olay. P A fark B. Şuraya virgül koyalım mı? Eşittir 1 bölü 4. P B 1 bölü 2 olduğuna göre P A bileşim B'nin değil. Hemen küme çizin. Sadece kümeler. A, B. A fark B 1 bölü 4 müymüş? Tamam. P B 1 bölü 2. Şunun tamamı 1 bölü 2 miymiş? Tamam. Evrensel kümeyi soruyor. A bileşim B'nin dışı. Yani şuraya X dersek. Px'i soruyor bizden. Px de şu 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 toplamları tüm evrensel kümeyi vermez mi bana? Yani burası Pb 1 bölü 2. Burası 1 bölü 4. O zaman Pa birleşim B'yi de bulabilirim zaten. X'inin toplamı. Bir de buna Px'i eklersem tüm evrensel kümeyi elde edeceğim. Px dediği şey, dikkat edin, Pa birleşim B'nin dışı zaten orası. O zaman 1 eksi 3 bölü 4 1 bölü 4 olacaktır. Bir küpün 3 yüzü mavi, 2 yüzü turuncu, 1 yüzü yeşildir. Küpü 2 sefer atan bir öğrencinin 2 atış sonunda bütün renkleri görmüş olma olasılığı kaçtır? Şimdi
alta gelen yüzeyi göremez ancak diğer yüzeyleri görebilir. Burada bir sıkıntı yok. Eğer her iki atışında da yeşil yüz aşağıya gelirse gördüğü yüzler hep mavi ve turuncu olacaktır. O zaman en az bir atışında yeşil yüzün aşağıya gelmemesi gerekiyor. Peki turuncu veya mavinin aşağıya gelmesinde bir sıkıntı var mı? Hayır. Turuncu veya mavi istediği kadar aşağıya gelebilirler. O zaman yapmanız gereken şey şu. Tüm durumlardan her iki attığınızda da yeşilin alta gelme durumunu çıkartacaksınız. Birincide yeşilin alta gelme durumu 1/6. İkincide yeşilin alta gelme olasılığı 1/6. 1-1/36 yanıt 35/36 olacak. Samet arkadaşlarıyla bir oyunu kazanmak için iddiaya giriyor. Bu iddiaya göre Samet aşağıdaki 3 oyunu istediği sırayla oynayacak ve peş peşe 2 oyunu kazanırsa iddiayı da kazanacak. Peş peşe 2 zar atacaksın, zarlar aynı gelecek. 1 zar 1 para atacaksın, zar 2 para tura gelecek. Peş peşe 3 para atacaksın, peş peşe 2 yazı veya 2 tura gelmeyecek. Buna göre Samet bu iddiayı kazanma şansını arttırmak için bu oyunları hangi sırayla oynamalıdır? Şimdi ardışık 2 oyunu kazanmak zorunda. En çabuk kazanması için bir de kazanma olasılığı en yüksek olan olayları ilk sıralarda oynaması gerekiyor. Öyle değil mi? O zaman her birinin olasılığını bulalım. Zarlar aynı gelecek. Diyelim ki zarları attığınızda 36 durum var. 2 zar attığınızda 36 durum var. Aynı geldiği 1-1-2-2-3-3-4-4-5-5-6-6. 6 durum var. O zaman bu oyunu kazanma olasılığı 1/6. Gelelim buna. 1 zar ve 1 para atacaksın. Zar 2. 1/6. Para tura gelecek. 1/2. Bunu kazanma olası 1/12 düşük. Peş peşe 3 para atacaksın. Peş peşe 2 yazı veya 2 tura gelmeyecek. O zaman yazı tura yazı, tura yazı tura. Başka bir ihtimal var mı onu düşünüyorum. Yazı tura yazı, peş peşe 2 yazı veya turanın gelmediği başka bir ihtimal yok. Bunun gelme olası 1/2, 1/2, 1/2'den 1/8. Bu da 1/8. Toplayın ikisini. Bu veya bu çünkü sonuçta 1/4 olacaktır. Ya da hani 3 zar attığımızda ilk videomuzda söylemiştik. Tüm durumları yazın. Orada 2 yazı veya turanın peş peşe gelmediği durumları hesaplayın. Sonuç 1/4. 1/6, 1/12. Kazanma olasılığı en yüksek olan C. Önce C'yi oynamalı. Sonra A'yı oynamalı. Sonra B'yi oynamalı bu koşula göre. Gerçi burada ufak bir nüans farkı var. Çoğunuz fark etmemişsinizdir ama iyi öğrenciler fark edebilirler. Olasılığı iyi olan öğrenciler. Yoksa hepiniz iyisiniz de. Kalem de gitti olsun. Şu açıklamayı yapmama izin verin lütfen. Oyunu en çabuk sürede kazanması için çözdüm ben. Yani belki de mesela 1/6 ile 1/4'ü en son atsaydım gene kazanma oranı yüksek olacaktı bu oyunu. Ama ilk etapta kaybedeceği için, kaybetme oranı yüksek olduğu için bu onu biraz riske atacaktı. Hileli bir zarda her yüzün gelme olasılığı üzerindeki sayı ile orantılıdır diyor. Evet. Buna göre bu zarın asal sayı gelme olasılığı kaçtır? Ha ters orantılıdır. Nasıl yani? Bir gelme olasılığı A dersek A 1 ile B 2 ile C 3 ile D 4 ile E 5 ile F 6 ile. Mesela bu zarın bir gelme olasılığı A. Ama bu A 1 ile ters orantılı olacak. Üzerindeki sayı ile ters orantılı. 2 gelme olasılığı B. B de 2 ile ters orantılı olacak. Ben bunları kaça eşitlerim biliyor musunuz? 3, 4, 5 hepsine bölünen sayı 60'a eşitlerim. Toplam F'nin 10, E'nin 12, D'nin 15, 60'da tamamlamak için 20, 30, 60. Örneğin en yüksek ihtimal şu anda 1 gelme olasılığı. Öyle değil mi? Peki asal sayı gelme olasılığı. Öncelikle paydaya yazacağımız sayı 60 değil, onu söyleyelim. A'nın gelebileceği 60 durum, B'nin geleceği 30, 20 daha 110, 120, toplam 147 durum var. Aşağısı 147 olacak. İstenilen durum asal sayı bu, bu veya bu. Toplarsak 50, 62 durum var. O zaman cevap 62/147 olacaktır. 3 basamaklı ABC doğal sayılarından rastgele biri seçiliyor. Seçilen bu sayının ABC şartını sağlama olasılığı. Aşağıya tüm durumlar. 3 basamaklı kaç tane sayı var? 9 çarpı 10 çarpı 10. Öyle değil mi? İlk rakama 0 gelemez. Diğerlerine gelebilir. Peki ABC şartını sağlayan sayı. Bunu kombinasyonda da çözmüştük. Arkadaşlar
9'un üçlüsü. 9 rakamdan 0 hariç, 0 a başa gelemeyeceği için hariç oluyor. En küçüğü 0 olur ve başa gelirse 3 basamaklı olmaz. 9 rakamdan herhangi üçünü seçtiğinizde 2, 3, 5 mesela kaç farklı durumda sıralayabilirsiniz? Normalde 3 faktöriyel. Ama şu duruma göre 1 durumda. Dolayısıyla burada permütasyona hiç girmeden 9 rakamdan 3'ünü seçmiş olmanız yeterli. Hepsi tek bir şekilde sıralanacak. O yüzden burası da 9'un üçlüsü olacaktır. Hesaplayalım. 9, 8, 7, 9, 10, 10. Şunlar gider. 2'ye böl 4, 2'ye böl 5, 2'ye böl, 2'ye böl 5, 14 bölü 25 aradığımız sonuç. Sena bir zarı iki sefer atıyor. Şayet üst yüze gelen sayı var toplamı veya çarpımı 10 ise oyunu kazanıyor. Eğer değilse bu sefer parayı iki sefer atıyor. Para iki kez aynı gelirse oyunu kazanıyor. Buna göre Sena'nın bu oyunu kazanma olasılığı karşılıyor. Öncelikle iki zar attığınızda 36 durum vardır. Bunu biliyoruz. Üst yüze gelen sayı var toplamı veya çarpımın 10 olduğu 2'ye 5, 5'e 2, 4, 6, 6, 4. Bir de 5, 5. Yani 5 tane durum var. Öyle değil mi? 2'ye 5'te veya 5'e 2'de çarpım var 10. 4'e 6 veya 6'ya 4'te toplam var 10. Bir de 5, 5'e 5 var toplamlarının 10 olduğu. 5 durum. Oyunu kazandı şu anda. Bu geldiği için. Ama diyor ki eğer gelmezse veya 5 bölü 36'lık ihtimalle kazandı ama 31 bölü 36'lık ihtimalle toplamları veya çarpımları 10 gelmedi. Anlaştık mı? Şimdi parayı 2 sefer attı. Bakın buradan kazandı. Veya kazanamazsa ikinci durum devreye girdi. Kazanamama ihtimali daha yüksek çünkü. Parayı iki kez, pardon. Parayı iki sefer atıyor. Para iki kez aynı gelirse. Parayı iki sefer attığınızda dört tane durum vardır. İkisinde de yazı ya da ikisinde de tura gelme olasılıkları işimize yarıyor. İki durumu kabul ediyoruz. O zaman cevap 1 bölü 2, 10 bölü 72 artı 31 bölü 72'den 41 bölü 72'lik ihtimalle bu oyunu kazanacak diyoruz. İçinde 10 adet top bulunan bir torbadan rastgele 4 top çekiliyor. Çekilen topların yüzey havanın yarısı sarıya boyanıyor ve toplar torbaya geri atılıyor. İşlem bir kez daha tekrar ediliyor. Eğer topun yarısı boyalı ise diğer yarısı boyanıyor. Bu işlemler sonrasında torbadan çekilen bir topun tamamının boyalı olması olasılığı oldukça güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar ilk önce torbadan 10 tane top var. 4 tane seçtik ama bu 4 tane için herhangi bir koşul yok. Rastgele 4 tane seçtik. Yarısını boyalı torbaya geri attık. Şu anda torbada yarısı boyalı olan 4 tane, tamamı boyasız olan 6 tane top var. Adam diyor ki aynı işlemi tekrarlıyorum. Aynı işlemi tekrarladıktan sonra 3. sefer torbadan bir tek top seçiyorum. Hoppa. Evet, bu seçtiğim bir topun tamamının boyanmış olma olasılığı. Şu anda torbada bu mu var? Evet. 4 tane top seçeceğim. Şimdi bu 4'ünü seçersem bunları boyayacağım için tamamı boyanmış olacak. Peki nasıl yaparım? Bu 4'ünü seçtiğimi düşünelim. 4'ün 4'lüsü. Onun 4'lüsü tüm durumdu. Çarpı. Şimdi bu 4'ünü seçtim. 4'ünü de boyadım ve geri attım. Şu anda tamamı boyalı olan 4 tane top var orada. Öyle değil mi? Dolayısıyla seçeceğim bir topun boyalı gelme olasılığı 4 bölü 10 olur. Veya diyelim ki ikinci çekişimde bunlardan sadece 3 tanesini seçtim. 4'ün üçlüsü. Onun 4'lüsü gene aşağıda. Ve geri attım. Şimdi bu ya zaten yarı boyalı kalmıştı. Bir tane daha yarı boyalı geldi. Onun hiçbir önemi yok. Ben tekrar seçtiğimde bu üçünden birisinin gelme olasılığını arıyorum. 3 bölü 10. Üçüncü ihtimal. Belki de bunlardan sadece 2 tanesini seçtim. 2 bölü, pardon 4'ün ikilisi bölü 10'un 4'lüsü. Toplamda 10 top çektiğim için 10 toptan 4 tane çekeceğim ama bunlardan sadece 2 tanesini alacağım. Geriye attım. Şu anda tamamı boyalı olan 2 top var. 2 bölü 10 ve son ihtimal. Diyelim ki bu yarım boyalılardan sadece bir tane seçtim. 4'ün birisi 10'un 4'lüsü. Geriye attım. 1 bölü 10 diyeceğim bu ihtimali de. Beşinci bir ihtimal daha var. Ada beni sever misin diyormuşum şimdi. Beşinci ihtimal bu boyalılardan hiç seçmemek ama onu hesaba katmaya gerek yok. Çünkü orada tekrardan çektiğimizde boyalı gelme ihtimali, tamamının boyalı olma ihtimali sıfır olacaktır. Bunu hesaplayalım mı? Çünkü cevap şıklarında ifadeler farklı. İlk önce bir 10'un 4'lüsünü hesaplayalım. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. 2 kere 4, 8, 3,
21 210. 1 bölü 210 çarpı 4 bölü 10. Artı 4 bölü 210 çarpı 3 bölü 10. 4'ün ikilisi 6'dır. 6 bölü 210 çarpı 2 bölü 10. 4'ün birisi 4'tür gene. 4 çarpı 210 çarpı 1 bölü 10. Hesap varsak payda 2100 olacak zaten. 4, 12, 12, 4, 24, 28, 32. Sadeleştirelim. 2'ye bölelim 16. 2'ye bölelim 1050. Değil mi? Evet. 2'ye bölelim 8. 2'ye bölelim 525. Aradığımız sonuç 8 bölü 525 yani A şıkkı. Güzel ve zor bir soru ama dikkatli düşünürseniz ve kombinasyon mantığını uygularsanız gayet kolay çıkıyor. Evet, bu da biraz AYT tadında özel bir soru. Lütfen dikkat edin, öyle göründüğü kadar basit değil. Bir hedefi Sercan'ın vurma olasılığı 2 bölü 3, Mehmet'in vurma olasılığı ise 1 bölü 2'dir. Bu iki arkadaş Sercan'dan başlayarak sırayla atış yapacaktır. Buna göre oyunun Mehmet'in kazanma olasılığı. Şimdi Mehmet'in kazanmasını istiyorsam Sercan atış yapacak, Sercan'ın vuramaması lazım. O zaman vuramama olasılığı 1 bölü 3. Mehmet'in vurma olasılığı 1 bölü 2. Bitti. Ama bir dakika. Sercan'dan sonra ben Mehmet'in vurduğunu düşündüm. Belki de Mehmet birincide değil, ikincide veya üçüncüde veya dördüncüde kazanacak, bilemiyorum ki. Şöyle bir ihtimal de var. Mehmet vurdu, Sercan vuramadı, tamam. Mehmet de vuramadı. Hak tekrar Sercan'a geçti. 1 bölü 3. Şimdi Mehmet'e geçti ve Mehmet ikinci atışını vurdu bu sefer. Dikkat edin, Mehmet'in kazanma olasılığı da kazanmama olasılığı da 1 bölü 2. Ama bir dakika. Ben şimdi gene garip oldu. Sercan birincide vuramadı. Ama Mehmet de birincide vuramadı. Sercan ikincide de vuramadı. Mehmet ikincide vurdu. Ama belki de üçüncüde. Bu olay sonsuza kadar bu şekilde devam edecek. 1 bölü 2 nokta nokta şeklinde. O zaman şöyle bir mantık. Bakın bu kaç? 1 bölü 6. Bu kaç? 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6. 1 bölü 6'nın karesi. Bu kaç? 1 bölü 6'nın küpü. Ve gerçekten de sonsuza kadar gidiyor. O zaman hemen serilerden şu formülü hatırlamamız lazım. 1 artı R artı R kare artı nokta nokta nokta. 1 bölü 1 eksi R'dir. Eğer R 0, 1 aralığındaysa ve sonsuza kadar gidiyorsa. O zaman bu da 1 bölü 1 eksi 1 bölü 6 olacaktır. Bir yerde bir hata mı var? Tabii ki, özür diliyorum. Çünkü ilk önce 1 bölü 6 parantezini almam lazım. Formül 1'den başlıyor. 1 artı 1 bölü 6 artı nokta nokta dersek. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 6'dan 1 bölü 6 çarpı 5 bölü 6, 6 bölü 5, yanıt 1 bölü 5'tir. Evet, artık burada bırakıyoruz. Şimdi sırada koşullu olasılık var. Olasılıkla ilgili güzel soru var çözdük. Lütfen ama lütfen ders çalışmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.